Değerli tüketiciler, Fatih Bank'ın her zaman söylemiş olduğu gibi evinize tamirci çağırırken özellikle dolandırılmamak için yapmanız gereken şunlar. Ev, arsa, tarla, araba, mal, mülk alırken, gelin damat alırken nasıl her yeri araştırıyorsunuz? Örnek gelin damat alırken ne yapıyorsunuz? TikTok'u var mı? Kötü hareketler var mı? Şunlar var mı? Bunlar var mı? Evinize çağıracağınız servisi de gerek kombi, gerek buzdolabı, gerek bulaşık makinesi, gerek klima, aklınıza gelecek ne varsa. Bir kere şunu söyleyeyim. Herkesin elinde bir cep telefonu. Bu cep telefonu bütün doğru bilgiyi veriyor zannediyorsunuz. Eviniz dardasınız, başınız sıkıştı. Kombi arızalı, çamaşır makinesi arızalı, buzdolabı arızalı. Ne yapıyorsunuz? Yapmanız gereken hemen hareket şu. Sincan, Bosch, servisi derken en üstte 10 tane reklamlı çıktı. Bu reklamlı çıkanların hangisi arlı, hangisi arsız, hangisi iyi, hangisi kötü? Her sakallıya dede denmez. Bakın hani herkeste bir laf tabiri var. İşte sakallı makallıydı, hacı amcaydı. Ne hacılar ne amcalar gördük. Velettalil amin. Yani demek istediğimiz her 444'lü yetkili servis değil. Her 850'li numara yetkili servis değil. Evinize gelen burasında Arçelik servisi, Bosch servisi, Samsung servisi, kılığı kıyafeti olan her servis yetkili servis değildir. Ellerinde yazıcılar var, tık 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 sistem buradan brrrt diye çıkıyor. Özellikle bu termal yazıcılara aldanmayın. 444'lü yetkili servis numaraları zaten belli. Özellikle şimdi birkaç tane kurumsal firma telefon numarasını vereceğim. 444-0888 Arçelik Koç Kurumsal Firması. Bu numaranın yalanı dolanı olmaz. Ha, gelen servis yanlış tespit yapar eder, işiniz aksi gider, o bizi ilgilendirmiyor ama yetkili servis bu. Bosch'un kurumsal firma yetkili servis telefon numarası 444-6333. Şimdi bakıyorsun 444 falanca filan filanca filan 444 falanca filan 850. Siz ne yapıyorsunuz? En başa geleni tıkladığınız zaman ne kadar siz dolandırılıyorsanız, hırsızın ne kadar suçu varsa sizin de bir o kadar suçunuz var. Evinize gelen tamirciye gözünüz fellik fellik olacak, işi yaptırdığınız zaman bana fatura vereceksin. Fatura vermezsen sana asla para ödemem. Şu cümleyi asla kabul etmeyin. Faturayı posta kutusuna bırakırsın. Posta kutusuna bırakıp da bekleyenlerin posta kutusundan salatalık, havyar, hıyar, domates, havyar çıktığını gördüm. Daha çok beklersin. Adam telefonda diyor, posta kutusuna bırakacaktın, neresi? Tak diye numaranızı engelliyor. Onun için klima olarak, beyaz eşya, çamaşır makinesi olarak evinize tamirci çağırırken ya yetkili servis ya Fatih Bank gibi etkilenirseniz, bu adam doğru dürüst, bu adamın yalanı dolan olmaz, kendimi övmek zorunda değilim. Bir şekilde söyleyeyim, bizim gibi çalışan firmalar varsa hepsini evinize çağırın. Servis olmasının hiç önemi yok. Ama burada önemli olan nokta, tüketicinin en büyük hatası şu. Tüketicinin yaptığı cümleyi, hareketleri bir gösteriyorum, kimsenin zoruna gitmesin. Evine tamirci geldi ya, tüketici böyle. Sen bilirsin abi. Değişecek mi abi? Bilmiyorum abi. Çünkü bilmiyor. Hiçbir şeyden haberi yok. Eve gelen tamirci hangi cümleyi kullanırsa kullansın, siz hep şunu söylemek durumunda kalıyorsunuz. Tamam abi. Çünkü bilmiyor. Bilgi yok. Bilgi eksikliği olduğu için eve gelen tamirci ne diyorsa sen bilirsin. Bu kadar tutar mı, şu kadar tutar mı? Hoşça kalın, mutlu kalın.